Çok farklı e, şeylerin vardır reçetelerin ama bu kitap ayrı bir kitap. Bu kitap ayrı. E, şimdi burada e, ilk girdiğimde işte güzellik ve kadim sırlardan bahsedince diyorsun ki evet. mesela Seyit e, Emir Mehmet Emir, Çelebi. Evet. Bir onu anlatır mısın kimdir o? Aynı anneannemin tarzında Aha. 4. Murat devrinde e, hekimbaşı görevliğini yapmış Aha. bir hekimbaşı ve 4. Murat eee ve 2. Osman 4. 4. Murat birinci Murat falan onlara hep hizmet etmiş. Şimdi şimdi izleyenlere şunu söylemek evet. istiyorum. Suna Dumankaya sadece şey vermiyor aslında bunun içinde. Evet. Bir taraftan da Osmanlı tarihi araştırılıyorlar, değil mi? Böyle Üç bir araştırma, çalışıyor Bunu diyorum. işte onu biraz evet. anlat çünkü bu hep, birinci bölüm. Evet, yani ikinci ve üçüncüsü var şimdi. Ne olacak arkada? onlar mesela? Vallahi yani biraz çekinerek yazıyordum balçiçek ee, bu sefer üç tane profesörün fikrini alarak gideceğim hı hı. çünkü o kadar hastalıkların doğal çözümleri var ki Çok iyi orada ee, ve bir de hanımların güzellik iksirleri var. Asıl yani, beni ilgilendiren oydu ama şey öyle istemeden girdim. Hala. Evet. Yani yaşlanmayışın peki yani yaşlanma Ay, tabii o ayrı ama öyle sen de biliyorsun <laughs> hep bunun için gelirler yani kendi evet. sökünü dikemeyene niye gelsin. Evet. Bak hala iyi tabii ki yaşalıyorsun alıyorsun ama, ama sağlık, iyi gözüküyorsun. Sağlık olmadan güzellik evet. olmuyor. Bal çiçek. Bunun içinde de aslında o var. Yani, Şimdi ben buradan notlar aldım. Evet. Suna abla onları sormak istiyorum. Sor Mesela en güzel laf girişi çok sevdim. Evet. Alman atasözü. Ailenizde yaşlı bir adam yoksa bir tane edinin. edinin. Ne demek bu? Yani tecrübeli insanlardan her zaman fikir alın demek. Evet, değil mi Yani bu ihtiyaç meselesidir ama İnşallah gençlerimiz bunu önemse önemser. Önemser, evet. çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Şimdi hekimi anlattın demin Seyit evet. Emir Mehmet Çelebi'nin e, e, hikayesini. O Emir doğadan Çelebi... topladığı bütün otları, bitkileri insanlara Şafi ismiyle şifa niyetine vermiş ve çok başarılı bir hekim başıymış. Ve o, o dönemde tabii ki e, hastaneler yine yokken o beyefendi... Aslında çok büyük eğitim almış hı. Mısır'dan işte oradan yurt dışından hı. gelmiş ve bunu hemen kapmışlar ve saraya hekim başı olarak getirmişler. Ve gerçekten hasta olan bütün insanlara bitkilerle tedavi etmiş hı hı. ve çok da başarılı olmuş. Onu anlatmaya çalışıyor Çok da güzel bir hikayesi var evet. gerçekten. Evet. E, şifayı uzakla uzakta arama diyorsun, evet. temas söylüyorsun. Mesela Sultan Süleyman'ı anlatıyorsun. Evet. Evet. E, mesela Sultan Süleyman, e, Kanuni'nin de bitkisel tedavileri ünlüymüş kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Biliyorsunuz ki Hürrem Sultan, yani en güzel şey hamam kültürünü de çok anlattım orada. Evet. Ee, hamama giden insan eskiden detoks mu vardı? Yoktu. <laughs> Doğru Toksin söyledim. maddelerini kese olarak değil mi? E, e, terleyerek Hı. atarlarmış. Ondan sonra reyhan şerbetleri, gül şerbetleri, e, seken cebun dedikleri, mesela sirke ile yapılan Hı. sirke, bal, e, suyla karışımı olan bir e, karışımdır. Hamamdan sonra onu içirirler. O da ne yapar? İç iç organların detoks yani gibi. aslında. Evet, yani. normal bir detoks. Yani bence hamam kültürünü bıraktığımız için çok hastalanıyoruz gibi geldi Bak çok bana. Çok doğru. Aslında evet. hamam çok güzel bir kültür. Tabii ki. Evet, yani eskiden toplanan bir de sosyal aktivite. Sosyal aktivite Aslında zamanın. E de gerçekten sağlık İyi, i̇yi yerlerde evet, yalnız. Evet. Onu da söylemekte fayda var. Mesela için çok güzel, hala günümüzde yapılan çok güzel şeyler var. Az önce lütfen anlat dedi, ben iyileştim dedi İpek. E, Hangisi? Mi? Mesela kudret narını. Zeytinyağını zeytinyağında 2-3 ay güneşte bekletirler. E, i̇steyen zeytinyağını çıkarmayabilir ama o zeytinyağı da çok şifalıdır. Süzüp içine iyi bal koyabilir. Peki. İçine... E, damla sakızı dövebilir. Hı hı. Onu biraz karıştırıp sabah akşam yediği zaman mide gerçekten toparlanıyor. Tabii ki öncelikle hekim sonra Tabii ki hekim, doğal destek bu, olarak yapılabilir. Bu tamamlayıcı. Evet tamamlayıcı. Değil evet. mi? Aynen. Ve bu o kadar etkili bir şey ki bal çiçek. Gerçekten mide, bağırsak rahatlıyor. İşte e, bir kızımız vardı ne olur anlatır mısın dedi. E, Bağırsaklar mesela Ninem'in bir lafı vardır. Ölüm bağırsakta başlar. Bağırsaklarınız çalışmıyorsa sağlığınız da bozuktur derdi. Evet. Mesela incirleri küçük küçük önce yıkanır, kuru incir. normal tamam, kuru incir. kurutulur yine, küçük küçük kesilir, zeytinyağın içerisine konulur. Her sabah aç karnına bir tane yediğiniz zaman, Peki. üzerine de ılık limonlu su içtiğiniz zaman bağırsaklarınız çalışır. Yani bu tür bu aslında tür ne kadar var ama yani, hayatımızda e, çok tutmadığımız. Evet. Yani e, mesela Sultan II. Mahmut dönemini anlatıyorsun. Evet. evet. E, o da mesela diyor ki Batı tıbbının yanı sıra diyor evet. bitkisel tedavi yöntemlerini. Sultan Abdülmecit Evet. E, 19. yüzyılda bitkisel tedaviye Sarayında uzmanlar evet. hep bitki üzerine. Hep bitki üzerine. Çünkü zaten aslında ilaçlarımız da biliyorsunuz bitkilerle yapılmış tabii, tabii canım, ki farmakolojinin, evet. şeyi, farmakolojinin zaten, değil değil mi? Evet. şeyi ama e, tabii ki bunlar da mutfağımızda olan sağlık diyelim. Aynen arkadaşlarımız sağlığımız olsun. Şimdi mesela diyor. şöyle başlıyor evet. kitap hazmetmek mide diye başlıyor. Mide, evet. Mesela buradan şimdi söyleyeceğim mide e, sirken cibin... doğru evet, mu okudum? Evet, işte sirken Evet. Söylediğin değil mi evet, söylediğin şey. Mi? Söylediğin Ondan sonra mesela e, diyor ki mide sakinleştirici o da mesela tarçın, karanfil, karanfil hindistan, hindistan cevizi, cevizi evet. muskat gibi evet. e, şimdi mide, mide ve kalp devam ediyor. bunlar. Sonra evet. e, sindirime geçiyor bağırsakları söylüyorsun. Evet söylüyorsa. işte bağırsaklar çok önemli. Hazma kolaylık mesela bir ishalle ilgili bir şey varmış değil mi evet. e, zamanında Osmanlı sarayında yapılan ishali engellemek için var. Evet. değil mi? Ben kitabı yazarım kapatırım bir daha bakmam ama gerçekten hatırlatıyorsun bana hatırlatıyorum ama tabii. ama e, gerçekten e, şimdi yeniye başladığım için o daha da ilginç mesela e, saçlar için de güzel bir iksir var hmm. mesela saçlarımız niye dökülüyor hiç birimiz ee, öncelikle tabii ki hekime gidip kansızlık tabii onlara var mı? Evet. Ona baktıralım ama daha sonra mesela pirinci pişirirlermiş. Evet. E, eskiden pirinç piştikten sonra e, böyle e, bir iyice süzgeçten geçtikten sonra yağma yok ama. Ya değil. şimdi yağ yok. İçerse Hindistan cevizi ya da tamam. hakiki tereyağı mesela bir çorba Peki. kaşığı konulurmuş onun içerisine. Sonra içerisine mesela bir yaprağın içindeki aloe verayı jelini içine koyarlarmış. Bir de keten tohumunu yine kaynatıp onun jölesini karıştırıp omega 3 vay vay vay. E, asitleri var biliyorsun içerisinde. Yine tülbentten o jölesi çıktıktan sonra bunları karıştırıp saça sürülürmüş. Osmanlıda mı? Evet, Osmanlıda. Mesela o boşunam güzelleşiyor bu mi? haremde Gerçekten, bu kadınlar niye bu kadar güzel? O, ya içerisinde koku olsun diye de saçta güzel koku, gül yağı ya da yasemin koyarlarmış ve bunu saça sürerlermiş. Sonra bir araştırdım ben bunu ee, bal çiçek ke doğal keretin oluyor bu. Ne diyorsun? Evet, hani gidip o, milyonlarca para veriyoruz para, para veriyoruz, veriyoruz. <laughs> Bak yalan yok hakikaten. İşte bu. Ha. doğal bir keratin oluyor ve evet. bunu saçınızda e, bir 8 saat bekletin. Ertesi gün yıkayın. yumuşacık oluyor. Mi? Gerçekten fark ediyor. Aa, yani. sen de yeni şey öğreniyorsun. Evet. Ben de öğreniyorum. Yani ben Tabii herhalde efendim. kaç tarif biliyorsun bilmiyorum. Evet. Yani hani bini geçmiştir muhtemelen ezbere <laughs> bildiğim fazla. var, ezbere evet. bilmediğim evet. var vesaire ama yeniden öğrenmek de güzel değil mi? İşte e, bu bizi biraz belki kafamızı iyi çalıştırır Tabii. ve Alzheimer olmaya engeller diye Ona düşünüyorum. Bir